Merhabalar Kurum uygulamaları dersi puanlayıcı öğretim elemanlarının yapması gereken işlem adımları ile ilgili bir video çekimindeyiz. E, kurum uygulamaları dersi kampüs e Anadolu EduTR sitesinde mevcut. E, yani Anadolu e kampüs sistemi üzerinde bu derse erişim sağlayabileceksiniz. Öncelikle e, giriş yap Anadolu Üniversitesi bölümünden kendi kullanıcı adı ve şifrelerinizle giriş yaptığınızda da size tanımlı olan dersi görüntüleyebileceksiniz. Ben bu video çekiminde giriş yap diğer bölümünde bir deneme hesabı oluşturarak sizlere bu işlem adımlarını göstermeye çalışacağım. Karşımıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfada görüldüğü gibi Derslerin bölümünde KGE 206 U Kurum Uygulamaları adlı bir ders size tanımlı olarak gelecek. Bu dersteki işleminizi gösteren bir e, ifade de burada bulunacak ve bu derse tıkladığınız anda artık Kurum Uygulamaları dersi için sizlerde puanlama yapabileceksiniz. Bu bölümde hem kurum uygulamaları dersini alan öğrenciler hem de sizler için bazı alanlar açılmış durumda. Bazı alanlar örneğin okulunuzu öğrenin gibi alanlar sadece öğrencileri ilgilendirirken örneğin öğretim elemanı puanlama sayfası da sizleri ilgilendiren bölümler olarak dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor. Bu bölümde bu sistem üzerinde şu an kurum deneyimi çalışma takvimi görüldüğü gibi mevcut. Yine rapor yükleme tarihleri bu bölümde mevcut. Sizin için çok önemli olan değerlendirme ölçekleri, yani ara sınav ve dönem sonu da hangi etkinliklere kaç puan verileceği ile ilgili değerlendirme ölçekleri de sistem üzerinde mevcut durumda. Yine hafta hafta öğrencilerin yapması gereken tüm işlemler, tüm haftalardaki tüm adımlar burada mevcut. Bu bölümde sizlere en çok ilgilendiren bölümler. Değerlendirme ölçekleri ve öğretim elemanı puanlama sayfası. Öğretim elemanı puanlama sayfasına geçmeden önce sizler öncelikle değerlendirme ölçeklerini incelemeniz ve hafta hafta hangi etkinliklere kaç puan verileceğini buradan takip etmeniz gerekiyor. Öğretim elemanı puanlama sayfası sizler için en önemli bölüm. Burada puanlama aşamalarını anlatan bir yönerge mevcut. Ve takıldığınız durumlarda ulaşabileceğiniz koordinatör ve koordinatör yardımcıları ve sorumlularla ilgili bazı bilgiler mevcut. E-posta veya dahil telefon numarası gibi iletişim bilgileri mevcut. Puanlama aşamaları bölümünde siz öğrencilerin göndermiş olduğu etkinlik dosyalarını ilk olarak görüntülemek isteyeceksiniz tabii ki. Ve bunun için buradaki linki tıklayacaksınız. Görüldüğü gibi sistemde şu an 5 tane deneme öğrenci e, kullanıcı var. Bu kullanıcılar tamamen e, rastgele bir şekilde sizlere atanacak. Şu anki e, sistemde de bunlar gerçek öğrenci değil. Gerçek öğrenci listeleri gelince zaten sizlere daha fazla sayıda öğrenci atanacaktır. Bu not verme gerekiyor bölümü aslında e kampüs sistemindeki. E, ben deneme 15 öğrenci oluşturdum. 5'i örneğin bu puanlayıcıya atandı. Ve örneğin bu, bu öğrenciler ek 2 olan görüşme raporunu yükledi. Hafta 3'e ait gelişme raporunu yükleyen öğrenciler bunlar. Görüldüğü gibi burada öğrencinin hangi ödevi yüklediği, hangi haftaya ait ödevi yüklediği, yine burada adını soyadını göreceksiniz öğrencinin. Gönderim tarihi ve son tarihi burada görüntüleyebileceksiniz. Aynı şekilde burada geç gönderim durumunda öğrencinin ödevinin yanında geç olarak işaretlendiğini göreceksiniz. Ve geç olarak işaretlenmiş öğrencinin mevcut puanından %30 oranında düşülmesi gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Şimdi burada biz örneğin deneme öğrenci 6 isimli öğrenciyi tıklayarak bu etkinliğe yönelik, bu rapora yönelik puanı nasıl vereceğiz onu görelim. Bu arada bu yüklenirken e, ikinci aşamaya da bakabiliriz. Bu puan sistemi e, sadece kampüs e sistemi üzerinde değil, farklı bir sistem üzerinde de mevcut. Şimdi bu aşamaya geçmeden, ikinci aşamaya geçmeden önce Burada yüklenmiş olan öğrencinin ödevini görüntüleyebileceğiz Evet şimdi burada Görüldüğü gibi Deneme öğrenci 6 isimli Öğrencinin Göndermiş olduğu Örnek formu görüntülüyorsunuz Bu ekik görüşme formuydu Görüldüğü gibi Burada formu ait Sorular Öğrencinin rastgele ben cevaplarını belirttim burada. Öğrencinin cevapları mevcut. En sonunda burası biraz önemli bir bölüm. Öğrencinin adının, soyadının, imzasının, tarihin, ödevin tarihinin olduğu bölüm var. MEP uygulama rehberinin yani Milli Eğitim Bakanlığı'na çalışan öğretmenin bilgileri var. Burada öğretmenin adı soyadı, öğretmenin kurumunun, okulun adı yine imzasının ve mührünün bulunduğu bölüm var. E, mühür varsa e, mühüründe buraya eklemek lazım öğrenci tarafından. Ancak genelde imza öğren, öğretmenin imzası yeterli olabilir. Tarih ve burası önemli raporun puanı. Görüldüğü gibi raporun örneğin öğretmen tarafından bu rapor 9 puanla puanlandırılmış. Burada aynı şekilde ve bu uygulama kurum müdürünün de e, adının soyadının kurumunun imzasının ve im tarihinin belirtildiği gibi mühür ve kaşesinin de mutlaka resmi bir şekilde burada belirtilmiş olması gerekiyor. Dediğim gibi map uygulama rehberinin buradaki puanını aklımızda tutmamız lazım veya bunu indirmemiz lazım. Bu dosyaları size indirmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü biraz sonra anlatacağım durumdan dolayı bu dosyaları görüntüleyememe durumunuz olabilir. Şimdi burada gönderim dosyası zaten şu bölümde görüldüğü gibi. Burada Öğrencinin TC'si mevcut olacak, görünecek. Aynı şekilde öğrencinin adı soyadı görünecek ve hangi raporsa, hangi formsa bu raporun adı da, hangi haftaya ait olduğu da, da bir e, PDF dosyası şeklinde burada görüntülenecektir. Burada ödevin gönderilip gönderilmediği ile alakalı olarak veya doğru bir şekilde mühürleri, imzaları tam bir şekilde gönderilip gönderilmediğini sadece belirtiyoruz e-kampüs sistemi üzerinde. Ve burada görüldüğü gibi deneme bölümü var. Bu deneme bölümüne eğer doğru bir şekilde bu mühür, imza ve ödevin doğru bir şekilde gönderildiğini belirtmek üzere buraya bir puan vereceğiz. Öğrenciye geri bildirim bölümünde ise yine öğrenciye e, ile ilgili bazı dosyayla ilgili problemler varsa öğrenciye geri bildirim bölümünden yazabilirsiniz bu isteğe bağlı bir bölüm burada kritik olan nokta şu uyarılması gereken nokta şu burada gönder dediğiniz anda biraz önce not verme gerekiyor adlı şu bölümde bu deneme öğrenci altının ismini göremeyeceksiniz şu öğrenci artık puan verildiğini varsayarak sistem bunu size görüntüle, e, görüntületmeyecek. O yüzden atıyorum e, bu map uygulama rehberinin verdiği puanı kaçırdınız. Gözden kaçırdınız. Bu bir puanı verdikten sonra e, unuttuğunuz aklınıza geldi. Yani e, tekrar bu dosyayı görüntülemek istiyorsunuz. İşte bu zor bir süreç. Burada not merkezinden ödevlere girmeniz ve buradan öğrencinin adını bulmanız gibi çok uzun işlemler olabilir. Çünkü burada e, 2500-3000 öğrencinin listesi olacak. O yüzden sizlere tavsiyemiz şu bölümde bulunan yani öğrencinin dosyasının olduğu bölümün sağındaki butona tıklayarak bu indir butonu indir butonuna tıklayarak not verdiğiniz öğrencilerin e, dosyasını bilgisayarınızda saklamanızı öneriyoruz. Böylece Böyle unutulan veya farklı bir şekilde tekrar bakılmak istenen durumlarda indirdiğiniz dosyadan bu öğrencinin bilgilerini görebileceksiniz. Dediğim gibi burada öncelikle deneme bölümünde bir puanı verip öğrenciye bunu gönderdiğiniz anda bu dosyanın sisteme yüklenmiş olduğu anlamına gelecek. Ve not verme gerekiyor bölümünde de not verdiğiniz öğrenci gözükmeyecek. Evet burada uygulama rehberi 9 puan vermiş. Şimdi burada geliyoruz. 2. aşamaya geçeceğiz. Bu öğretim elemanı puanlama sayfasına gelerek ikinci aşamada dosyasını incelediğiniz öğrenciye kendi notunuzu ve uygulama öğretmeninin kağıt üzerinde verdiğiniz notu bekleyeceksiniz. Ve sistem şu bölümde açılacak. Burayı tıklayınız bölümünde tekrar gösteriyorum. ...burayı tıklayınız bölümünden... ...asıl not vermeniz gereken bölüme geçiyorsunuz. Burada bir sistem var sizi tanımlayan. Ee, orada adınız soyadınız gözükecek. Ve öğrenci numarasını veya e, buraya adını soyadını da girebilirsiniz. Öğrenci numarasını girdiğiniz anda... ...size sistem bir e, bölüm açacak. Burada bizim deneme öğrencinin e, numarası... CGR O G, R, 6 attı bir öğrencimizdi. Bunlar tabii ki tamamen deneme ile e, deneme amaçlı sizlere gösteriliyor. Gerçek öğrencilerde TC kimlik numarasına gireceksiniz. Burada görüldüğü gibi TC kimlik numarası, adı soyadı bölümü bel belirtiliyor ve aynı şekilde puanlama alanı mevcut. Bu bölüm hafta hafta hangi haftaya aitse o bölümün etkinlikler açılacak. Yani burada 4. haftanın, 5. haftanın etkinlikleri sizlere gözükmeyecek. Tıkladığınız anda o öğrenci hangi dosyaları yüklemesi gerekiyorsa o hafta o dosyaların görüntülenmesi sağlanacak. Şimdi siz burada örneğin 3. haftada üç tane rapor varmış. Bunlardan bir tanesi kurum deneyim başlama formu, ikincisi görüşme raporu formu, üçüncüsü de ek 3 olan gözlem raporu formu. Burada tekrar söylüyorum değerlendirme ölçekleri örneğin bu üçüncü hafta olduğu için ara sınavda değerlendirme ölçeklerine bakacaksınız. Ee, görüşme raporunun 10 puanı mevcutmuş. Yani buraya 10 puandan fazla bir puan veremeyeceksiniz. Örneğin buraya 40 puan yazarsanız zaten sistem size uyarı verecek. Bu etkinlikte verilebilecek en yüksek puanın 10 olduğu ile ilgili ve kaydetme işlemi de olmayacak. Peki e, o zaman gerçek bir e, simülasyon yapalım. Uygulama öğretmenin notu 9'du. Sizin notunuz da artık burada önemli. Sizin kendi notunuz da 7 olsun. Burada sistemi kaydet dediğiniz anda e, bu iki notun ortalamasını sistem kaydedecek. Ve 8 puan olarak öğrencinin aldığı puan belirtilecek bu şekilde. Ve sistemde de Kayıtlı olmuş olacak. Yine bu hafta için e, örneğin öğrenci ek bir kurum deneyim başlama formunu da yüklemiş olabilir ve gözlem raporunu da yüklemiş olabilir. Tekrar e, değerlendirme ölçeklerine göz atmanız gerekiyor. Mesela burada kurum deneyim başlama formunun puanının olmadığını görüyorum ben. Burada e, kurum deneyim başlama formunu gönderip göndermediğini belirtmek için sıfır veya bir puan vermeniz gerekecek. Sıfır gönderilmediğini bir de gönderildiğini gösteren bir durum olacak. Biz burada sadece görüşme raporunu e, dediğim gibi ekledik. Ama tabi burada 3. haftada gözlem raporu da gelmiş olabilir. Gözlem raporu ile ilgili de yine değerlendirme ölçeklerinden 3. hafta raporlarında gözlem raporu değerlendirme ölçeklerine bakarak toplam 30 puanlık bir e, dereceleme yapmanız gerekecek ve burada da yine ilgili öğrenciye sizler bu gözlem raporunun e, puanı neyse o puana gireceksiniz. Buradaki kritik noktalardan bir tanesi geç olarak işaretlenmiş ödevlerle ilgili olarak yani şu bölümde zaten geç olarak işaretlenecek. Siz kendi puanınızdan örneğin 10 puan verdiniz buraya. Bu 10 puanın %30'unu düşürerek bunu vermeniz gerekecek. Yani 7 puanlık bir değerlendirme yapmış olacaksınız. Eğer 10 puanlık bir kağıdı varsa bunu 7 puan olarak düşürmeniz, %30 olarak düşürmeniz gerekiyor. Evet. d kampüs sistemindeki puanlama sisteminin nasıl çalıştığı ile bir video hazırladık. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.